Merhaba, ben çocuk gelişim uzmanı Ayşenur Özdemir. Çocuklarımızı yetiştirirken bazen belli başlı çukurlara düşüyoruz. Bu düştüğümüz çukurlardan çıkabilmek için bazen uzmanlardan, bazen arkadaşlarımızdan, bazen de çocuğumuzun öğretmeninden fikir alıyoruz, öneriler alıyoruz. Ve birçok konuda iş dönüyor, dolaşıyor. Öğretmenimizden, arkadaşımızdan ya da uzmanlardan şunu duyuyoruz. Kararlı olun, net olun, tutarlı olun, kural koyun. Bunları çok fazla aslında ben de bir uzman olarak çok fazla velilerimle, ebeveynlere karşı zikrediyorum açıkçası. Ama bir süre sonra şunu fark ettim. Aslında biz çoğu zaman anne baba olarak, öğretmen olarak bazen de net olmak, kararlı olmak ne demek, tutarlı olmak ne demek bunları bazen bilemiyoruz aslında. Ve bu da bizim kural koyma konumuzu etkiliyor ister istemez. Örnek veriyorum, bizler kural koyarken önce en önemli nokta kuralı belirlemektir birinci aşama. Ben bazen velilere diyorum ki ebeveynlere, hadi sizi zorlayan konuları bana yazın. Şimdi anne babalar o konuları yazıyor, bana bir hafta sonra bir liste geliyor, görmeniz gerek. Sayfa sayfa liste. Bakıyorum listeye, işte dişini de fırçalasın, kıyafetlerini de katlasın, işte aldığı yediği tabağa gitsin içeriye de koysun, yemeğini de yesin, oyuncaklarını da toplasın. Biz bazen onların 3-4 belki 5-6 yaşında olduğunu unutuyoruz. Kural listemiz çok uzun oluyor. Şimdi sizden ricam, ben size anlatırken kafanızda böyle bir liste yapmanız ve bu listede öncelik sırası belirlemeniz. Sizin için en önemlisi hangisi? Önce bunu bir yanına yıldızlayın ya da bunu bir kutu içine alın zihninizde. Şimdi bunu belirledikten sonra diğer bir aşamada şu olacak. Bununla ilgili ilişkili bir sonuç üretmemiz lazım. Bir mahrumiyet üretmemiz lazım. Şimdi nedir bu? Örnek veriyorum. Çocuğunuz oyun oynarken, siz birlikte oyun oynuyorsunuz evde ve oyun oynarken size karşı vurma davranışı gösteriyor. Bir kere burada davranışların nedenini bilmek çok önemli ama bunu araştırırken bir yandan da davranışı değiştirmeye yönelik eylemde bulunmanız lazım. Şimdi diyelim ki dediğim gibi çocuğunuz size vuruyor. Çocuğunuz vurduğunda vurma davranışını değiştirmek. Bunu belirlediniz, önceliğiniz ve bununla ilgili bir kural koyacaksınız. Bu koyduğunuz kuralı bütün aileye anlatmanız lazım. Bu kural sadece çocuğa değil bütün aileye gelmeli. Diyeceksiniz ki örneğin, işte bundan sonra oyun oynarken birbirimize vurmuyoruz. Ben size vuramam, siz bana vuramazsınız. Ya da ben sana vuramam, sen de bana vuramazsın. İşte Ali'cim, Ayşe'cim, neyse çocuğunuzun ismi. Sonrasında eğer ki vurmaya devam edersen sana bu konuşmamızı iki kere hatırlatacağım. Hala devam edersen ben oyundan çıkacağım. Seninle oyun oynamaya devam ettirmeyeceğim. Çünkü ben seninle eğlenmek için, güzel vakit geçirmek için oyun oynuyorum. Ama böyle olduğunda ben oyun oynamak istemiyorum diyebilirsiniz. Şimdi burada ne oldu? Bir kuralı belirlediniz. İkincisi, daha doğrusu değiştirmek istediğiniz davranışı belirlediniz. Daha sonra bununla ilgili aileye bir açıklama yaptınız. Sonrasında da eğer davranışa devam ederse çocuklarımızın ya da yetişkinlerin başına gelebileceklerden bahsettiniz. Bu biz yetişkinler için de böyle. İşte hız sınırını bu kadar aşarsan bu kadar ceza gelir. Bu kadar aşarsan bu daha fazla ceza gelir gibi. Bizde de aslında toplumsal hayatımızın içinde de birçok kurallar var. Buna benzer ya da sınırlar var. Şimdi diyelim ki çocuğunuzla artık tamam dedi. Bir şekilde anlaştınız. Çocuğunuzla oyun oynamaya başladınız. Oyun oynamaya başladıktan sonra çocuğunuz bir tane vurdu size diyelim. Elini tutup şunu diyebilirsiniz, gözünün içine bakıp çok eğleniyordunuz, çok güzeldiniz. Bütün yüz ifadeniz, ses tonunuz bunların hepsi değişmeli. Bu sana ilk uyarım ya da ilk hatırlatmam da diyebilirsiniz. Tekrar ettiği takdirde ben oyunun dışına çıkacağım, oyun oynamayacağım, içeriye gideceğim diyebilirsiniz. Ama bunu kışkırtıcı bir şekilde söylemeyin lütfen. İşte sana demiştim bak bir tane vurduğunda bir daha hatırlatacağım diye, bak bu son uyarın haberin olsun gibi onu kışkırtıcı ifadelerde lütfen bulunmayın. Normal bir ses tonuyla hatırlatmanızı yaptıktan sonra oyununuza gayet güzel devam edin. Sonra çocuğunuz diyelim size tekrardan vurdu. Bu sefer şunu diyebilirsiniz. Bu sene ikinci uyarımdı ve devam ettiğin takdirde oynamayacağımı söylemiştim. Ben oyundan çıkıyorum deyip oyundan çıkın. Şimdi burada genelde benim gördüğüm birden fazla senaryo.
Birincisi çocuk gerçekten öfkeleniyor. Kendini yerden yere atıyor. Hayır oynayacaksın da bilmem ne, ya kapaç işte, bir yakanızdan tutuyor, bacağınızdan tutuyor. Şimdi burada geri döndüğünüz zaman bir kere hem söz kendi sözünüzü çiğnemiş olursunuz, hem de çocuğunuzun ağlama, bağırma, kendini yere atma davranışını pekiştirmiş olursunuz. Yani evet evladım, sen ağladığında, bağırdığında ben senin dediğini yaparım davranışını daha çok desteklemiş olursunuz. Burada kesinlikle ya görmezden geleceksiniz, siz başka bir şeyle ilgileneceksiniz, işte televizyon izliyorsanız onunla ilgilenmeye devam edeceksiniz, yemek yapıyorsanız onu karıştırmaya devam edeceksiniz, ya da çocuk kendini yere attı diyelim. Burada ilk yapacağınız şeylerden bir tanesi onun etrafını boşaltmak olabilir. İşte alıp bir şeyleri fırlatan bir çocuğunuz varsa orada fırlatma ihtimali olan ve zarar verebilecek eşyaları yanından kaldırın ve onun gerekirse sudan çıkmış balık gibi yerde debelenmesine birazcık müsaade edin. Yani o enerjisini atsın. Sonrasında bittikten sonra bu arada lütfen bekleyin ama. Bittikten sonra öfke krizi, sonra şimdi konuşabiliriz diyebilirsiniz ya da sarılmak ister misin diyebilirsiniz. Araştırmalar gösteriyor ki öfke krizi geçiren çocukların yaklaşık %30-35'i sarılmak istiyor. Onun için sarılabilirsiniz. Sonrasında keyifli bir anınızda bunu tekrardan konuşabilirsiniz, bu yaşananları. Başka bir şekilde nasıl çözebiliriz diye farklı çözüm önerilerini konuşabilirsiniz. Diğer bir faktör, tabi burada öfke krizindeyken çocuk, bazen biz anne babaların çenesi durmuyor, onu kışkırtacak şeyler söylüyoruz. İşte ben sana demiştim ama sen istediğin kadar ağla, istediğin kadar ağla, ben senin istediğini yapmayacağım dedikçe çocuk daha çok şiddetlenir. Bunlar hep ateşin altını böyle yavaş yavaş açmaktır aslında. Bunları yapmayın, hiçbir şekilde iletişime geçmeyin o an, sadece eğilin ve bekleyin. Diğer bir nokta, çocuk pazarlığa girişebilir. Tamam tamam anne bak hadi bir daha yapmayacağım, hadi oyunumuza devam edelim dedi mesela. Biz de bazen diyoruz ki ay hadi tamam ama bak bu son, bir daha yaparsan oyundan çıkarım diyoruz. İşte onu dediniz zaten siz. Onu hazırladınız, iki kere şans verdiniz, uyardınız, hatırlatmada bulundunuz. Artık üçüncü bir şans olmaması lazım. Bunu yaptığınız an siz, hani böyle kediler küçük bir deliği patilerini sokup büyütürler ya, ona çok benzetiyorum. Çocuk elini sokuyor, o küçücük deliği esnetiyor, sonra onunla baş edemiyor hale geliyoruz. Onun için işte net olmak, kararlı olmak bu demek. Lafınızı bir kere söylediyseniz onun arkasında durmak demek aslında. Tabii burada çocuğu mahrum bıraktığınız şey çok önemli olmalı. Bazen görüyorum veli diyor ki bana ya da ebeveyni, anne baba geliyor diyor. Hocam işte bana vurdu, ben de dondurmayı yasakladım. İşte parka gitmeyi yasakladım, televizyon izlemeyi yasakladım. Bu tamamen cezadır. Bunlar ikisi arasında hiçbir ilişki yoktur. Çocuk, yani biz suyu döktük diye okuldaki sınavımızdan düşük almayız. Suyu döktük diye iş yerinde azar yemeyiz. Suyu döktüysek döktüğümüz suyu temizleriz. Yapılan davranışla sonuç ilişkili olmalı. Yani çocuğunuzu oyunu bozuyorsa oynamak istememek en büyük hakkınız. Ya da çocuk bir şeyi döktüyse onu temizletmeyi istemek en büyük hakkınız. Ama gidip de oyunu bozdu diye ya da işte duvarı karaladı diye dondurmadan mahrum bırakmak cezadır. Bu ikisi arasında ilişki yoktur. Lütfen ilişkili mahrum bırakma yöntemleri seçin. Onun dışında bizim en çok kural koyarken yaptığımız hatalar, dediğim gibi çok fazla kural koyuyoruz. Hayır, öncelik sıranızı belirleyin lütfen. Bazen ağzımızdan şöyle kelimeler çıkıyor çok sinirlendiğimizde. Bir daha seninle markete gitmeyeceğim. Bundan sonra asla işte sana oyuncak almayacağım. Ya bunlar yapacaksınız belli. Ya oyuncak da alınacak, markete de gidilecek. Siz bunu dedikten iki gün sonra markete götürdüğünüz için bunların çocuk için hiçbir ehemmiyeti kalmıyor, hiçbir önemi kalmıyor bu lafların. Ondan dolayı bunları lütfen lügatımızdan çıkaralım. İlişkili mahrum bırakmalar tercih edelim lütfen. Anne baba lütfen benzer davransın, olabildiğince aynı davranmaya çalışsın, kuralları aynı uygulamaya çalışsın. Ama olmuyorsa da en azından olabildiğince benzer yapmaya çalışın. Şunu unutmayın lütfen, kurallar, rutinler çocukların da yetişkinlerin de toplumsal hayata
adapte olabilmeleri için çok önemli şeylerdir. Sınırları, çerçeveleri belirler. Topluma uyum sağlamayı kolaylaştırır. Bazen biz kural koyduğumuzda çocuklarımızı özgürlüklerinden men ettiğimizi düşünürüz. Hayır. Cezalandırırsak evet. Ama kural koyarsak, sınırlarını, çerçevelerini net bir şekilde belli edersek, neye kızdığımızı, neye üzüldüğümüzü, neyden mutlu olduğumuzu çok açık ve net bir şekilde belli edersek, çocuklar da bunu daha iyi bilebilir hale gelecekler. Toplumsal uyumlarını da bu süreç kolaylaşacak. Evde buna alışan, kurala, sınıra alışan çocuk okulda da adapte olabilecek bazı sınırlara. Onun için lütfen bunu çocuğunuzun özgürlüğünden eden bir faktörmüş gibi düşünmeyin. Aksine unutmayınız ki bu çocuklarınızın topluma karşı uyumunu kolaylaştıran en büyük faktörlerden biri. Umuyorum ki bu her zaman böyle benim sesim kulağınızda yankılanır ve güzel sonuçlar da alırsınız günlük hayatınızın içerisinde. Sevgiler.